Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Soğuk hava kalp sağlığını nasıl etkiliyor? Benim soğuk havalarda kanın akışkanlık oranı azalıyor. Yani daha katı hale geliyor. Dolayısıyla kalp damarlarındaki kanama ihtimali daha yüksek oluyor. Varsa daha önceden stent takılan, kriz geçiren Hastaları ve daha önce kalp damarlarında kireçlenmesi olanlar için e, kalp kriziyle davetiye çıkartıyor. Bitim bozuklukları e, daha sık oluyor. Yüksek tansiyon daha fazla görülüyor. Özellikle göğsüne karşıdan alınan soğuk rüzgarlar e, çok önemli. İyice bir o korumak lazım. Evet o nedenle göğsün. iyice korumak lazım. Hocam peki e, çok iki dakikam kaldı için şey yaptım ama göğsü iyi koruyacağız kışın buradan. E, Kalp kalpte bir e, sıkıntı tetikleyebilir. Evet, bir kalp krizi sıcak vesaire havadan, gibi. Evet sıcak havadan aniden soğuk, soğuk havaya, havaya geçmemek evet, gibi. Bunlara gibi. dikkat etmemiz gerekiyor. Hocam e, kalp e, taşı kardi, hani aritmi, ritim bozuklukları, kalp çarpıntısı bunlar çok ciddi bir kalp hastalığı habercisi olabiliyor mu? Hani burada mesela bazen fazla efor sarf ediyoruz. Kalbimiz çarpıyor çarpıyor ya bundan çok korkalım mı? Çekap yaptırmadık diyelim ya da yaptırdık diyelim gene de. Şimdi Kalbin bir kendi içerisinde hızlanması hı hı. bu doğal olarak gerekir. Yani bir kişi zemin kattan beşinci kata yürüyerek çıktığında kalbi hızlanacak, koştuğunda hızlanacak, hı hı. heyecanlandığında hızlanacak. Ne bileyim maç var penaltılara kaldı iş, kimisi ne yapıyor bakamıyor bile. Bu arada tansiyon da çıkıyor, kalp de çarpıyor. Bunlar e, normal değişiklikler. Yani her çarpıntıyı e, çok ciddi bir bozukluğa yorumlamamak yani. lazım. Ama kanda Son düşüklük mi? olduğu zaman, hı hı. Yani anemi diyoruz halk evet, arasında, i̇şte bu hatırının çok çalışması mutlaka kalp hızlı çalışıyor. Bir de bu çarpıntının yani anlamsız yere ne bileyim gece uyandıran, gündüz durup dururken olan çok aşırı işte o e, makineli tüfek gibi kalbimin çarptığı diyen grup, yerinden çıkacak gibi diyen grup bunlarda e, bunlarda ciddi kalp rahatsızlıkları belirtisi olabilir. Özellikle ona girme vakit kalmadı. Hocam kalp bitti. Kalp büyümesi olan, hı. kalp yetersizliği olan vakalarda e, ventriküler dediğimiz e, çok ciddi çarpıntı nöbetleri olur. Bunlar bir müddet sonra e, kalpte pır, pır 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 giderken kalbi durdurabilir. Bunları da tespit edip hı hı. işte kalp pilleri var çok özel. Bunlar takıldığı zaman içeriden şoklama yapabiliyor. Yani o kalp şeyi eski durduran, fon normal evet, fonksiyonunu devam ettiriyor. Dolayısıyla kalp büyümesini tespit etmek açısından kontrollerimiz son derece önemli. Genç sanırım. yaşlı kontrol, kalp sağlığı için kontrol önemli. Hocam son bir şey izleyeceğim. E, kalp sağlığına faydalı, zeytinyağının çok faydalı olduğu söyleniyor. Kalp sağlığı için siz bir kardiyolog ve iç hastalıkları olarak e, bununla ilgili görüşünüzü alayım. Mesela günde iki e, çay kaşığı, e, özür diliyorum yemek kaşığı zeytinyağı tüketebilirsiniz deniyor. Zeytinyağı çok faydalı. Özellikle karbidrik etkisi kanıtlanmış mıdır? Tabii zeytinyağı olsun bir de bu Sızma zeytinyağı derin su, özellikle. derin su balıklarında işte bizde sardalya gibi bunlardaki omega 3 asitleri kalp sağlığı açısından yararlı. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi